Donanım Haber'den herkese selam, ben Enes. Yeni bir videoya daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Huawei Nova 10 modeline yakından bakacağız. Kısa bir süre önce Nova 10 Pro modelini incelemiştim. Şimdi sıra Nova 10 modeline geldi. Şimdi isterseniz videomuza geçiş yapalım. Her zaman olduğu gibi kutu içeriğiyle başlamak istiyorum. Kutudan ürünümüzün kendisi 66 wattlık hızlı şarj adaptörü, şarj kablosu ve kılıfı çıkıyor. Başka herhangi bir detayla karşılaşmıyoruz. Bence oldukça yeterli bir kutu içeriğine sahibiz. Biliyorsunuz bazı markalar artık cep telefonu kutularında adaptörü yer vermiyor. En azından Huawei tarafı böyle bir hata yapmamış. 66 wattlık adaptörümüz cihazın kutusunda yer alıyor ve kutu içeriği bu şekilde. Şimdi gelelim tasarım tarafına. Cihazı hemen elime alacağım. Cihazımızın ekranı 6.67 inç büyüklüğünde ve orta tarafta delikli çentli bir ön kamera yapımız var. Bu Nova 10 Pro modelinde sol tarafta 2 adet ön kamera olacak şekilde karşımıza çıkmıştı. Serideki farklardan bir tanesi yani bu. Ve cihazın ekran bütününe baktığımızda tam ekran deneyimi konusunda güzel deneyimler yaşayabileceğimizi anlıyoruz. Ve bu ortadaki kameranın çerçevesine baktığımızda ekran koruyucuyla karşılaşıyoruz. Yani ne anlama geliyor? Fabrikadan cihaz bu şekilde geliyor. İlk bir şekilde kılıfa, ekran koruyucuya para vermeye gerek kalmıyor. Benim önemsediğim detaylardan bir tanesi kendisi. Cihazın sağ tarafıyla devam ettiğimizde ses ve güç butonlarını görüyoruz. Güç butonu üzerinde de kırmızı bir renklendirme yapılmış. İnce bir detay ama cihazın şık görünmesini sağlamış. Sol tarafa geldiğimizde ise herhangi bir butonla karşılaşmıyoruz. Cihazın üst tarafında ise hoparlör deliği bizleri karşılıyor. Cihazda toplamda 2 adet hoparlör yer alıyor. Hoparlör performanslarına birazdan sizlerle birlikte yakından bakacağız. Alt tarafa devam ettiğimizde sim kart yuvası, tip C portu ve hoparlör deliğimizi görüyoruz. Ne demiştim? 2 adet hoparlör var demiştim. Ve cihazın genel olarak çerçeve yapısı da bu şekildeydi. Şimdi isterseniz sizlerle birlikte ışık tasarıma daha yakından bakalım. Cihazın arka tarafı bence oldukça şık görünüyor. Yıldızlı gümüş olarak adlandırılmış. Cihazın ek olarak yıldızlı siyah rengi de bulunuyor. Onu da tercih edebilirsiniz. Ve çerçevenin üzerinde de işte yapay zeka triple kamera, 50 megapiksellik arkana kamera, diyafram değerleri gibi seçenekler yazılmış. Ve kamera biraz çıkıntılı. Nova 10 Pro modelinde de aynı testi yapmıştım. Masaya koyduğunuzda ufak bir sallanma yapıyor. Bu sallanmayı peki nasıl engelleyebiliriz? Kılıf kullandığınızda engelleyebiliyorsunuz. Zaten kılıf cihazın kutusundan çıkıyordu. Peki Enes, cihazın bu arka tarafı hangi malzemeye sahip? Burası cam bir malzemeye sahip. Premium hissiyatı bence kesinlikle kullanıcılara verebilen bir model Nova 10 modeli. Hatta Nova 10 Pro modeli için de aynı şeyi düşünüyorum. Çoğu şeyi benzer. Hatta kamera tarafında arka kamerası birebir aynı. Kamera özelliklerini anlatırken zaten aynı görüşlerden bahsedeceğim. Bunu şimdiden söylemiş olayım. Güvenlik tarafından da bahsetmek istiyorum. Cihazda parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma sistemi bulunuyor. Parmak izi okuyucusu ekrandan olacak şekilde kullanılabiliyor. Güzel çalışıyor. Herhangi bir tekleme sorunuyla karşılaşmadım. Yüz tanıma gibi hızlı bir şekilde cihaza erişmenizi sağlıyor. Nova 10 Pro modelinde de aynı deneyim sürdürülüyor. Ve cihazın güvenlik tarafı da bu şekilde. Gelelim ağırlık tarafına. Cihaz 168 gram ağırlığında. Nova 10 Pro ile bir kıyaslama yaptığımızda o model 190 gramdı. Neden böyle bir fark var? Çünkü diğer modelde hem ekran daha büyüktü hem de ekranın yanı sıra batarya da büyüktü. 500 mAh'lik bir büyüme yaşanmıştı. Bu nedenlerden dolayı ağırlık konusunda bir farklılık ortaya çıkmış. Burada Huawei tarafı farklı kullanıcılara göre iki farklı cihaz tasarlamış. Nova 10 modeli de tasarım tarafında bu şekilde. Kutu içeriğinden bahsettik, tasarımdan bahsettik. Şimdi sıra geldi ekrana yakından bakmaya. Cihazın ekranı 6.67 inç büyüklüğünde, 1080x2400 çözünürlüğünde. Cihazda yer alan panel OLED. Bu panel 120 Hz'i destekliyor. 120 Hz dışında HDR10'da bu cihazda bulunuyor. Nova 10 modeli OLED paneli sahip olması nedeniyle her zaman açık ekran özelliğini kullanıcılara sunabiliyor. İsterseniz buradaki saat yüzeyini özelleştirmede yapabiliyorsunuz. Güzel bir detay olduğunu düşünüyorum. Ve bu bahsetmiş olduğumuz panel 1 milyardan fazla renk gösterebilirken 300 Hz dokunmatik örnekleme hızını da destekliyor. Akıcılık konusuna geldiğimizde ise 120 Hz ekran tazeleme değeri bence oldukça önemli. Genel kullanımlık akıcılığı ciddi şekilde etkiliyor. İsterseniz özelleştirmenizde ayarları girerek yapabiliyorsunuz. Orada karşınıza 3 farklı seçeneği çıkıyor. 60, 120 Hz ve dinamik olacak şekilde. Dinamiği seçtiğiniz zaman ne mi oluyor?
Cihaz gerektiği durumlarda 120 Hz sizlere gösteriyor. Ve bu sayede pil yani ekran süresi konusunda avantajlı bir durum ortaya çıkıyor. Eğer pil konusunda daha iyi sonuçlar elde etmek istiyorsanız dinamik modda kullanım yapmanızda bence kesinlikle fayda var. Ekran deneyimine daha yakından bakacak olursak OLED oldukça avantajlı bir panel. Renklerin canlılığı, parlaklık seviyesi kullanım yaptığınız uygulamalarda keyif almanızı sağlıyor. Özellikle karanlık sahnelerde siyahların tam siyah olması önemli detaylardan biri. Ve ben Netflix üzerinde de tüketim yaptım. Nova 10 Pro modelinde de böyle bir tüketim yapmıştım. Bu cihaz Netflix'te L3 kodeni destekliyor. Yani sizler bu cihazı aldığınızda Netflix'te SD görüntüler tüketebiliyorsunuz. Cihaza L1 kodi yer alsaydı sizler tam kaliteli içerikler tüketebilecektiniz. Ancak maalesef bu cihazda L3 kodi yer alıyor. Sizler çok soruyorsunuz. Ben ondan dolayı videolarımda bu detaydan bahsediyorum. Ve Netflix konusuyla beraber de cihazın ekran özelliklerini sizlere anlatmış oldum. Genel bir değerlendirme yapacak olursak şunu söyleyebilirim. Nova 10 Pro modelinde de olduğu gibi Nova 10 modelinde de keyifli dakikalar geçirebildiğiniz bir ekran yapısı cihazda yer alıyor. Şimdi sıra geldi donanımlara daha yakından bakmaya. Cihazın içerisinde Qualcomm Snapdragon 778G işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci 6 nanometrelik bir üretim aşamasından geçmiş ve GPU tarafında bizler Adreno 642L'yi görüyoruz. Sizler de şu an ekranda bu cihazın Geekbench ve Antutu'dan almış olduğu skorları görüyorsunuz. Farklı cihazlarla bir kıyaslama yapmak isterseniz bu skorları kullanabilirsiniz. Ve bu bahsetmiş olduğum işlemciye de 8 GB mi 128 GB'lık depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanını microSD kart yardımıyla yükseltemiyorsunuz. İşlemci yorumlayacak olursak şunu söyleyebiliriz. Nova 10 Pro modelinde de aynı işlemci vardı. Genel tüketim yaptığınızda, programlarda kullandığınızda, tarayıcıda kullandığınızda herhangi bir kasma, donma, takılma sorunu söz konusu değil. Oldukça akıcı bir şekilde cihazı kullanabiliyorsunuz. Zaten beklentilerimiz bu fiyatlardaki bir cihazda bu seviyede olması gerekiyor. Zaten Nova 10 modeli de sizleri bu konuda üzmüyor. Gayet akıcı bir deneyim sunuyor. Hatta mobil video kurgulama işlerine girdiğinizde yani CapCut gibi programları kullandığınızda da gayet rahat bir şekilde Huawei Nova 10 modeli isteklerinize karşılık verebiliyor. Ben en fazla oynanan oyunlardan biri PUBG Mobile olduğu için PUBG Mobile'ı burada test ettim. Grafikler HDR, kare hızı aşırı yüksek olacak şekilde ayarlarınızı en yüksek seviyede ayarlayabiliyorsunuz. Bu seviyede oyunu oynadığınızda oldukça yüksek çözünürlükle beraber gayet kaliteli bir görüntü karşınıza çıkıyor. Ancak sizler çözünürlüğü özelleştirerek yani grafik ayarlarını özelleştirerek daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Oyun oynatma konusunda Nova 10 modelinde herhangi bir soru işareti bence aklınızda kalmamalı. Hatta Huawei Nova 10 modelinde oldukça güzel bir özellik de var. Nedir bu özellik? Hareket sensörü. Hareket sensörü sayesinde oyunlarda atama yapabiliyorsunuz. Nova 10 Pro modelinde de bahsetmiştim. Diyelim ki oyuna girdiniz. Şu hareketi yaptığınızda dürbüne geçiş yapabiliyorsunuz. Bu da ne işe yarıyor? Direkt olarak şekilde çatışmaya dahil olabiliyorsunuz. Normalde nasıl yapmanız gerekiyor bunu? Ekrandayken hemen buradan bir butona tıklıyorsunuz ve dürbün açıyorsunuz. İşte burada yaptığınız bu minnak hareketle birlikte yani hızlı hareketinizle birlikte direkt kontrolü elinize alabiliyorsunuz. En başta garip gelebilir. Bana da öyle gelmişti. Ancak kullanışlı olduğunu düşündüğümüzde ve buna sizler zamanla alıştığınızda rekabet konusunda diğer oyuncularla aranızda bir farkın oluştuğunu hissedebileceksiniz. Çünkü hızlı bir şekilde aksiyon alıyorsunuz. Benim önemsediğim ve güzel bulduğum özelliklerden bir tanesi bu bahsetmiş olduğum özellik. İşlemci özellikleri de genel olarak bu şekilde. Şimdi gelelim kamera tarafına. Bunu en baştan söyleyeyim. Huawei Nova 10 ve Nova 10 Pro modeli arka kamera konusunda birebir aynı. Yani ben Nova 10 Pro modelinde kamera konusunda nelerden bahsettiysem Nova 10 modelinde de aynı şeylerden bahsedeceğim. Çünkü dediğim gibi kamera donanımları birebir aynı. Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğe bir arka ana kamera konumlandırılmış. Bu arka ana kameraya da 8 megapiksel çözünürlüğe bir ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. Bu ultra geniş açı kamerası sayesinde makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Üçüncü kameramız da 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası olarak bizleri karşılıyor. Ve bu cihazın arka kamerayla birlikte sizler isterseniz 4K 30 fps videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. Cihazın ön tarafına geldiğimiz zaman ise yüksek bir çözünürlükle karşılaşıyoruz. Cihazın çözünürlüğü 60 megapiksel ön kamera tarafında. Bu bence oldukça iyi bir değer, yüksek bir çözünürlük. Ve bu yüksek çözünürlüğün yanı sıra 100 derecelik bir geniş açıya sahibiz. Bu geniş açı sayesinde fotoğraf çektiğinizde, videolar çektiğinizde güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Arka kamerada olduğu gibi ön kamerayla birlikte de 4K 30 fps
videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. Ve bunun da yanı sıra mesela bu cihazda akıllı bir özellik var. Benim çok sevdiğim detaylardan bir tanesi. Bu özellik takip eden odak özelliği. Bir nesneyi seçtiğinizde ya da bir kişiyi seçtiğinizde her ne kadar görüntüyü biraz crop atsa da o kişiyi kamera takip ediyor. Bu şekilde hareketli ortamlarda daha iyi çekimler yapabiliyorsunuz. Ve bunun da yanı sıra bu cihazda mesela vlog modu bulunuyor. Hem ön hem de arka kamerayı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bu da eğlenceli anlarda hem kendinizi çekerek hem de karşı tarafı çekerek günlük hayatı kayıt altına almanızı sağlıyor. Eğlenceli bulduğum bazı modlar da var. Bu modlar portre ve renk olacak şekilde. Bunları kullandığınızda eğlenceli sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle portre video ve renk konusunda mesela siz sadece renklisiniz. Arka tarafınız komple siyah beyaz yapıda oluyor. Ya da portre video zaten biliyorsunuz mantığını. Arka tarafınız bulanık oluyor. Bu şekilde videolar kayıt altına alabilirsiniz. Son zamanlarda özellikle TikTok'ta çok fazla popüler oldu bu portre video konusu, vurgulamış olalım. Eklemem gereken bir konu da var, ondan da hemen bahsedeyim. Arka kamerayla 4K video çektiğinizde 10 dakika sınırlamasını göreceksiniz. Bunun yanı sıra arka kamerada OIS desteğimiz yok. AIS ile birlikte videolar çekilebiliyor. Ben videoların genel olarak performansını beğendiğim, dinamik aralığı, netliği gayet iyiydi. Fotoğraf performansına geldiğimizde arka kamera bence çok güzel fotoğraflar çekiyor. Özellikle detay zenginliği konusunda bunu rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Fotoğraflarda yapay zeka da önemli bir yere sahip. Çektiğiniz fotoğraflara renklilik, canlılık katıyor. Bu şekilde sosyal medyada paylaşmaya daha uygun fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Ben genel kullanımlarımı bu şekilde yaptım. Tabii ek olarak renk konusu değildi. Bazı düzenlemeler de yaptığı için yapay zeka. Diyelim ki bu ışık çektiğiniz ışık hüzmelerini fazlasıyla engelliyor. O işleme yapısını sizler fotoğrafı direkt çektikten sonra görebildiğiniz için aradaki farkı direkt olacak şekilde hissedebiliyorsunuz. Yapay zeka cihazın arka kamerasıyla birlikte bence oldukça iyi çalışıyor. Gece modülüyle devam edelim. Ben gece çekimleri konusunda Nova 10 modelini oldukça başarılı buldum. Özellikle hafif bir ışığı yakaladığında fotoğrafı çok daha iyi hale getirebiliyor. Işık sönümlemesi hiç fena değil. Tabii bizler burada ISTE Fusion motoru etkisini görüyoruz. Evet, cihazın genel olarak kamera özellikleri bu şekilde. Sizler için bazı fotoğraf video netleri kayıt altına aldık. Şimdi isterseniz çekmiş olduğumuz fotoğraf videolara birlikte yakından bakın. Fotoğraf ve video örneklerimizden sonra sıra geldi hoparlör tarafına. Nova 10 Pro modelinde olduğu gibi bu cihazda da seri hoparlör desteği var. Üst ve alt tarafta olacak şekilde bunlar bizlerin karşısına çıkmış. Ses yüksekliği ve ses netliği konusunda her iki cihazda bence oldukça iyiydi. Bu model de gayet güzel. Burada bir keyif alabiliyorsunuz. Özellikle menü tüketimi yaptığınızda hoparlörün çift taraflı olması nedeniyle bu çevresel ses dediğimiz deneyimi mobil tarafta bence kullanıcılara güzel bir şekilde hissettirebiliyor. Sizler için bu hoparlör testi de gerçekleştirecek. Şimdi isterseniz bu testle birlikte yakından bakalım. Hoparlör testinden sonra geldik batarya tarafına. Cihazda 4000 mAh büyüklüğünde batarya yer alıyor. Bu batarya 66 Watt'lık bir hızlı şarjı destekliyor. Nova 10 Pro modeliyle bir kıyaslama yapınca diğer modelde ne vardı? 100 Watt'lık bir hızlı şarj vardı. Nova 10 modeline geldiğimizde burada şarj değerimiz 66 Watt. Bence yine hızlı bir şarj çünkü
Bazı markaların tepe amiral gemisi cihazlarında bizler hala 35-40 seviyelerini görürken burada orta üst segment civarında kullanılmış olduğu cihazında bile 66 wattlık hızlı şarjı kullanıcılara sunabiliyor. Cihazın genel olarak bütün donanımsal özelliklerinden sizlere bahsettiğim şimdi sıra geldi yazılım tarafına. Huawei modellerinde önemsediğimiz detaylardan bir tanesi kendisi. Bu cihazda Google servisi yok. MIUI 12 ile birlikte cihazı kullanmaya başlıyorsunuz. İçerisinde Huawei App Gallery var. App Gallery yardımıyla kolayca uygulamalar indirebiliyorsunuz. Eğer Google servisini kullanmak isterseniz GSpace adlı uygulamayı App Gallery üzerinden indirerek Google Drive, Gmail, YouTube gibi uygulamalara direkt olacak şekilde erişebiliyorsunuz. Zaten Gmail cihazın içerisinde kendin olacak şekilde posta uygulamasında kullanılabiliyor. Ancak ilk bir şekilde kullanmak isterseniz GSpace üzerinden de kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir problem söz konusu değil bu tarafta. Peki uygulamalar konusunda neler sunuyor? Mesela Netflix'te, Spotify'da, Disney Plus'ta bunları da yine indirebiliyorsunuz App Gallery üzerinden. Bazen sizleri farklı sitelere yönlendirebiliyor. Zaten size orada bir uyarı veriyor. Diyor ki App Gallery'den ayrılıyorsa farklı bir siteye gideceksin diyor. Onay veriyorsun ve siteye giriş yapıyorsun. Bu Android indirme sitesinden mesela Netflix indirdiniz ve telefonunuzu direkt kullanmaya başlayabiliyorsunuz. İşlem tamamıyla bu kadar. Ve banka uygulamalarını biraz değinmek istiyorum. Herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi. Çünkü banka uygulamalarını çok fazla kullanıyoruz. Hayatımızın her yerinde bir para olmak zorunda. Resmi şekilde uygulamalar Huawei App Gallery'de yer alıyor. Hangi banka isterseniz rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Huawei cep telefonlarıyla birlikte önemli bir detay. Huawei tarafı haritalar üzerinde bir güncelleme yayınlamış. Biliyorsunuz bu cihazda petal haritalar yüklü bir şekilde geliyor. Diyelim ki bir konuma gideceksiniz. Konumu başlattınız ve yola çıktınız. Yola çıktığınızda telefonunuzdan bir uygulamaya giriş yapmanız gerekiyor. O uygulama geçtiğinizde normalde ne olur? Uygulama arka planda kaldığı için sizler farklı bir uygulamayı görürsünüz. Ancak şu an durum bu şekilde değil. Bu cihaz üzerinde bahsetmek istiyorum. Burada farklı uygulama geçiş yaptığınız zaman küçük bir kare olacak şekilde petal haritalar da sizlerle birlikte geliyor. Yani farklı uygulamayı kullansanız bile haritanın yönlendirmesini yine telefonda görebiliyorsunuz. Önemli bulduğum yapılardan bir tanesi. Ve diyelim ki farklı bir Huawei cep telefonundan Huawei Nova 10'a geçeceksiniz. Burada da Huawei Bulut ve Drive hizmetlerini kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun söz konusu değil. Evet, bu videoda sizlerle birlikte Huawei Nova 10 modeline yakından bakmış olduk. Bu cihazı satın almak isterseniz şu an 14.999 liradan başlayan fiyatlarla Huawei Nova 10 modelini satın alabilirsiniz. Sizler bu cihazı nasıl buldunuz? Lütfen görüşleriniz yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Ben Enes, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.